Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok önemli ve birazcık uzun bir konu öğreneceğiz ama... ...keyifli bir konu olduğu için hiç sıkılmadan hava olaylarını ve günlük hayat etkilerini öğreneceksiniz. Nedir hocam bu? Hani hava bulutlu olunca ne diyoruz? Yağmur yağacak. Mesela gökyüzüne bakıyoruz. Diyoruz ki bugün hava bulutlu, hava birazdan kapanacak siyah bulutlar geliyor o zaman yağmur yağar diyoruz. Veyahut da mesela sisli bir havayı gördüğümüz an diyoruz ki aa bugün havada sis var size dikkat etmemiz lazım o zaman biz... Mutlaka mutlaka öğleden sonra güneş açsa bile sabahleyin montumuzu giyelim diyoruz. Ve hatta kuraklık yaşanıyor mesela ülkemizde. Diyoruz ki kuraklığa karşı önlem almalıyız. Daha fazla yağışın azalmaması için bazı şeylere dikkat etmeliyiz diyoruz. Şimdi burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Hava olayları ve günlük hayatı etkilerinde Esasında öğreneceğimiz konular geçmiş yıllarda dokun sınıftaki öğrendiğimiz konularla bağlantı olarak üniversite sınavında en çok soru çıkan şeyler. Yani nedir? Sıcaklık, işte atmosfer, aynı zamanda nem, yağış, rüzgarlar, basınç bunlar çok önemli konulardı. Fakat 9. sınıfta yeni müfredatta Milletin Bakanlığı gerçekten biraz daha sadeleştirmiş. Hatta böyle basit şeyler de koymuş içine. Dolayısıyla hiç endişelenmeyin. Geçmiş yıllarda abileriniz, ablalarınız çok daha detaylısını öğreniyordu. Biz bu sene biraz daha sadeleştirilmiş, biraz daha halk meteorolojisi gibi günlük hayata uyarlanmış şeyler öğreneceğiz. Yani halk meteorolojisi dediği nedir mesela? Hava... Dağların üzerinde böyle siyah bulutlar varsa yağmur geleceğini halk biliyor diyor. Bu nedir? Bu halkın bir tahmini ama normalde biz bilimsel olarak da hava olaylarını, iklimi, atmosferi, sıcaklığı, termometrenin sıcaklığı ölçtüğünü, barometrenin basıncı, higrometrenin nemi ölçtüğünü öğreneceğiz arkadaşlar. Çok keyifli, çok lezzetli bir konu. Burada çok önemli. Bizler Kasım programında ara tatilden sonra gümbür gümbür ilerliyoruz. Sizler mutlaka yeni müfredata tam uygun bir şekilde hazırladığımız Dinamo soru bankalarımızı alın arkadaşlar. Çünkü burada sizler için süper yazılı provalar hazırladık ve süper testler hazırladık. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Şöyle çıkaramıyorum tabii yeni olduğu için. Kutumuz yeni. Şöyle dinamo tarihi nerede? Edebiyat ve coğrafya. Bakın burada sizlere süper sorular sorduktan sonra aynı zamanda sizler için harika yazılı provalar hazırladık ve bunların her biri çözümlü. O çözümleri de izlediğinizde adeta özel ders kıvamında konuları tekrar etmiş olacaksınız. Sözel setin içinde tarih, coğrafya ve edebiyat var. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Bu keyifli, lezzetli ve önemli konuyu birlikte öğrenelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu geçen sene zaten 8. sınıf fende öğrenmiştik. Neydi? Hava olayları ve iklim arasındaki fark. Hava olayları daha kısa süreliydi. ...iklim ise daha uzun zamanı kapsıyordu. Yani mesela Akdeniz iklimi diyorduk ya da Karadeniz iklimi diyorduk. İşte ne bileyim muson iklimi, kutup iklimi diyorduk. Ama hava olaylarında bugün hava bulutlu, bugün hava yağmurlu, bugün hava güneşli gibi daha bugüne özgü, kısa süreli oluyorlardı. Şimdi hava olayları belirli bir yer ve zamanda gerçekleşen sıcaklık, rüzgar, nem, sis, yağış gibi hava koşullarıdır. Meteoroloji inceliyor. Meteorolog bunun bilim insanı ve tahminlerde bulunuyor. İklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca Hava durumlarının ortalamasına deniyor. Klimatoloji bilimi ve klimatolog inceliyor. Zaten bunu başına iyi koyduğumuzda iklimatoloji gibi espri yapmıştık. Şimdi dolayısıyla Akdeniz iklimi bugünden bugüne değişmez. Akdeniz iklimi uzun yıllar sonrası oluşuyor. İşte yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Ama Antalya'da bugün hava bir anda güneşli olabilir. Hava durumuyla alakalı. Yarın bir anda yağmur olabilir. Hava durumuyla alakalı. Şimdi... Atmosfer bütün bunların yaşamasını sağlayan şey arkadaşlar. Eğer atmosfer olmasaydı bu ders olmazdı diyebiliriz. Niye? Çünkü şöyle düşünün. Ayda atmosfer yok o yüzden ayda iklim olayları yaşamıyor. Yani şöyle düşünün bakın. Şurası ay tamam mı? Şöyle ay. Şurası dünyamız ya. Dünyamızda, dünyamızda atmosfer denen bir şey var. Ve bu atmosfer iklim olayların yaşanmasını sağlıyor. Ama ayda atmosfer olmadığı için aya gittiğin zaman ne kar var, ne yağmur var, ne sis var, ne dolu var, ne kırağı var, ne kırç var, ne bulut var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla atmosfer en önemli şey. Atmosferi de şöyle hatırlayalım. Bakın şöyle dünya üzerine daha net göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle bir dünya çizeyim şöyle bakın şimdi. Şöyle şu dünyaya. Şuraya da bir dağ çiziyorum. Arkadaşlar atmosfer yeryüzünü kaplayan, güneşin zararlı ışınlarından koruyan... ...iklim olaylarının yaşanmasını sağlayan bir hava kütlesi ama... ...burada önemli olan şey şu. Atmosferin kalınlığı her yerde aynı değil. Bazı yerlerde daha inceliyor. Veya dağlara çıktığımızda daha yükseklere çıktığımızda atmosferin inceldiğini ve daha zorla dağlara çıktığımızda mesela basıncın azaldığını görüyoruz. Bunların hepsini birazdan sizlere göstereceğiz ama atmosferin iklim olaylarının yaşanmasını sağlayan en önemli şey olduğunu bileceğiz. Hatta atmosferin troposfer tabakası var. Orada su buharı var. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz. Orası sayesinde zaten yağmur, kar, sis dolu gibi olaylar yaşanıyor. Şimdi buradaki tanımlara bakalım. Yer küre yapı çepeçevre saran zaten az önce sarmıştık. Yaşamın varlığını nefes alıp vermemizi sağlıyor ve sürekliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da hava küre adı veriliyor. Şimdi Yunancada işte atmos nefes, sefer kür falan demiş. Onları geçelim. Burada dünya yüzeyini çevreleyen atmosfer katmanı farklı özelliklere sahip çeşitli gazlardan oluşuyor. Buraya çok dikkat edin. Birçok öğrenci bunu yanlış biliyor. Oksijen %21, azot %78 atmosferde. Diğer e, gazlarda da %1. Şimdi burada çok önemli bakın. Biz diyoruz nefes alıyorum. Oksijensiz yaşayamam. Ama esasında yeryüzünü çevreleyen atmosfer %78 azot arkadaşlar. %21 oksijen buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Karbon dioksit ve aynı zamanda su buharı. Bakın buraya yazıyorum. Su buharı atmosferde sürekli bulunan miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır. Yani mesela hava çok bulutlu olduğu zaman, nemli olduğu zaman su buharı fazla diyoruz. Ama böyle çöllerde nem az yani su buharı az diyeceğiz. Şimdi atmosfer kürenin etrafını çepe çevre kuşatıyor. Kalınlığı tam olarak bilinmiyor ama... ...10 bin kilometrenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ve yükseklikle yoğunluğu azalan bir gaz karışımı. Yani yukarılara çıktıkça... ...yerden yukarılara doğru çıktıkça... ...atmosferin yoğunluğu... ...azalıyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi atmosferi oluşturan gazların... ...yoğunluğu yerden yükseklikle azalıyor. Ve gazların %98'lik bölümü... ...yerden ilk 28 kilometrelik... ...kısımda bulunuyor. Dolayısıyla yağışlar... ...bu bulutlar, sisler hep burada oluyor. Mesela uçak gökyüzüne yükseldiği zaman... Yağmurlu bir günde bakıyorsun uçak havalimanında böyle duruyor. Hava bulutlu, yağmur çarıl çarıl yağmuru. Uçak yükseliyor ve bir anda her yer güneşli oluyor. Bulutlar altında kalıyor. E uçak da bir yerden 500 kilometre ye yükselmiyor. Yerden yüksekliği fazla değil. Dolayısıyla 28 kilometrelik kısma yaklaştığı zaman artık troposferi geçmiş oluyor. Ve altında bulutları görüyorsun uçaktan. Sen artık güneşli gidiyorsun. Esasında yeryüzünde insanlar yağmurla uğraşırken sen uçak... ...sayesinde bulutların üstüne çıktığın için güneşi görüyoruz. Şimdi dolayısıyla ilk 28 kilometrelik kısımda bulunuyor. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe azalıyor. Bakın şu çok önemli. Dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan bir ekvator var hatırlarsanız. Sıfır. Ekvator. Ekvatorda atmosferin kalınlığı daha fazla arkadaşlar. Kutuplarda daha az. Şöyle çiziyorum bak. Böyle daha kalın gibi düşünün. Şöyle. Şöyle daha azaldığını düşünün. Demek ki kutuplarda atmosferin kalınlığı az... Ekvator'da ise fazla bunu bileceğiz. Hatta aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Kutuplar kuraktır arkadaşlar. Yani nem azdır, yağış olmaz. Ama hocam çok soğuk karlar var. Onlar kar değil, onlar donmuş su kütleleri. Kutuplara gittiğiniz zaman yağmur falan yağmaz. Ama ekvatora gittiğiniz zaman her mevsim yağış vardır. Ekvator daha nemlidir, daha buluttur, daha yağışlıdır. Kutuplar adeta soğuk çöller gibidir arkadaşlar. Yani kutuplara gittiğiniz zaman çöl gibi kuraktır esasında. Ama çöllerde kum vardır, kutuplarda buz vardır. Dolayısıyla atmosferin kalınlığı ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe azalıyor. Bunun temel sebebi bir sıcaklık, ekvatora sıcaklık daha fazla. Bir de yer çekimi. Yer çekiminden dolayı kutuplarda yer çekimi daha fazla. Kutuplar yerin merkezine daha yakın arkadaşlar. Atmosfer saydam ve renksizdir. Gökyüzüne baktığında gördüğün şey esasında. Ancak güneşten gelen kısa dalgalı ışınların fazla kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alıyor. Yani bizim gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o mavi şey esasında atmosfer oluyor. Şimdi atmosferin etkilerine bakalım. Atmosfer eşittir. Her şey diyebiliriz arkadaşlar. Her şey. Yani nefes almamızı sağlıyor canların yaşamasını sağlıyor. Aşırı ısınmayı ve soğumayı engelliyor. Meteorların bize çarpmasını engelliyor. Parçalanmasını sağlıyor. Sıcaklığın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyor. İşte ışığı, ısıyı bakın benim sesimin size ulaşmasını sağlayan bir atmosfer. Bakın şu an ben burada duruyorum. Buradan diyelim ki selam aleyküm dedim ya. Bu selam aleyküm buradan böyle gidiyor karşı tarafa atmosfer sayesinde. Eğer ben bunu ayda söylesem ses gitmeyecek. Çünkü ayda atmosfer yok. Uzayda konuşsan ses gitmiyor. Hani diyor ya işte ilk e, uzaya çıkan astronot ezan sesini duydu. Ya imkansız böyle bir şey olamaz. Ya yani, duymuştur kalben duymuştur. Gerçekte ses yok ki ses iletemiyorsun. Atmosfer olmazsa benim sesim buradan bu arkadaşa gitmiyor. Atmosfer olmasa şurada ben el feneri yaksam ışık, ışık buraya gitmiyor. Atmosfer olmasa ısı gitmiyor. Yani ısıyı ışığı, sıcaklığı, sesi yansıtılmasını sağlayan, taşınmasını sağlayan küçük küçük yuvarlaklar yani atmosfer. Yani esasında bombayı hazır mısınız arkadaşlar? Konuştuğumuz her şey kaydediliyor arkadaşlar. Hatta bilim insanları çok eski yaşamış insanların yani işte Hazreti İsa'nın, Hazreti Adem'in sesini bulmaya çalışıyorlar. Yani hani hava zerreciklerini her şey taşıyor ya aynı onun gibi her şey kaydedildiği için ...atmosferde bilim insanları bunu bulmaya çalışıyorlar... ...ve bulacaklar yakında da. Hep beraber dinleyeceğiz eskiyen insanların ne konuştuğunu. Dolayısıyla ne konuştuğumuza dikkat etmemek gerekiyor. Boş konuşmamak gerekiyor. Şimdi buradan inceleyelim isterseniz. Birincisi neymiş? Canlı yaşam için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar. İşte oksijen, azot bunlar bizim için gerekli. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Bakın bunu şöyle anlatayım size. Bakın bunu herkes yanlış bilir. Normalde hava bulutluyken daha sıcaktır. Hava güneşliyken daha az sıcaktır. Nasıl yani hocam ya? Bakın şöyle. Şimdi Yeryüzüne güneşten diyelim şöyle bir güneş çizelim. Nerede güneş? Sarı renk alalım şöyle. Şöyle bir güneş çiziyorum tamam mı? Güneş. Buraya da bir güneş çiziyorum. Çizdim tamam mı? Şimdi güneşten gelen ışınlar yeryüzü ısıtmaz. Yeryüzü güneşten yeryüzüne yansıyan ışınlarla sınır. Dolayısıyla sen eğer hava bulutsuzsa güneşten gelen ışın gele gelir ve gider. Ve yeryüzünün ısı kaybı daha fazla olur. Yani güneşten 30 geldiyse bunun 20'si geçer gider ve senin elinde kalır 10 derece. Ama hava bulutluysa, bak, hava bulutluysa Güneşten gelenin, güneşten sızdığı diyelim ki 20 geldi. 18'i kalır. Bulutlar onu tutar. Dolayısıyla hava bulutluyken yazın daha bunaltıcı olur, kışın da daha ılık olur. Hava açıkken böyle bir güneş gelir ama gölge yerler buz gibi olur. Yani gölge, yani güneşin değdiği yerler biraz ılık gibi gelir böyle güneş vurduğu için ama gölge yerler yeryüzü bulutlar sayesinde ısıyı tutamadığı için Direkt buz gibi olur. Akşam daha da soğuk olur. Hatta böyle ayaz denir ona. Böyle gündüz bakarsın güneşte. Akşam hava karardan buz keser yeryüzü. Niye? Çünkü bulutlar ısıyı tutamamış. Yazın da böyle hava çok bulutlu olduğu zaman inanılmaz bunaltıcı olur. Deriz ki artık bir yağmur yağsa da rahatlasak. Aynı bulut gibi nemin olduğu yerler. Mesela deniz kenarları da bulut gibidir. Deniz kenarındaki bir yer yazın çok bunaltıcı olur. Of deriz nemden sıkılık ya yeter artık. Ama böyle karasal yerler böyle Ankara, Sivas yazın çok sıcak olmaz. Böyle niye? Çünkü deniz yok fazla nem yok böyle sıcak olur sadece. Dolayısıyla bulut, deniz, nem ısıyı dengeleyip koruyan tutan bir şeydir. Bulutun olmaması, denizin olmaması, nemin olmaması ısının bir anda gelip bir anda gitmesine sebebiyet verir. Mesela nemin, bulutun en az olduğu yer neresidir biliyor musunuz? Çöllerde. Çöllerde sıcaklık gelir ve gider. Gündüz artı 50 olur gece eksi 20 olur. O yüzden de her şey bir soğuk bir sıcaktan dolayı paramparça olur. Kayalar bile kuma dönüşür çöllerde. Çöllere baktığınız zaman hep böyle ince ince kum taneleri var ya. Niye? Çünkü bir geliyor bir gidiyor. Şöyle düşünün. Şöyle bir kaya tane mesela şu bir kaya olsun. Sen bunu bir buzdolabına koy bir fırına koy. Bir buzdolabına koy bir fırına koy ne olur? Kaya parçalanır gider. İşte çöllerde adeta gündüz fırın gibi sıcak oluyor. Gece de nem olmadığı için hemen sıcaklık düşüyor. Diyor. Bu sefer buzdolabı gibi oluyor. O yüzden de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı çöllerde hep mekanik çözülme ve kayalar paramparça kum oluyor. Dolayısıyla dünyanın aşırı ısınması ve soğumasını atmosfer engelliyor. Eğer hiç atmosfer olmasaydı biz ay gibi olurduk. Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk olurduk. ve hatta atmosferin en az olduğu yerler diye düşünelim. Yani nemin en az olduğu yerler diye. Çöller aşırı ısınıyor ve soğuyor. Ama atmosferin en fazla olduğu yerleri düşünün. Mesela ekotoral bölge, Rize, İngiltere. Sıcaklık farkı çok az. Gündüzle gece arası çok büyük bir ısı değişimi olmuyor. Bulutlama. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlıyor. Atmosfer olması tak kafamıza düşeceklerdi. İçerisindeki su buharı sayesinde iklim olaylarının meydana gelmesini sağlıyor. İklim olayları nedir? Yağmur, kar, sis, bulut, çiğ, kırağı, kırç, dolu. Bunların hepsi iklim olayı arkadaşlar. Güneşin zararlı ışınlarını süzülmesini sağlıyor. Eğer atmosfer olmasa Joss diye yandığımız gibi aynı zamanda zarar görürdük. Güneş ışınlarının dağılma sonucu gölgelerin aydınlık olmasını sağlıyor. Bakın bu da çok önemli. Eğer atmosfer olmasaydı bu üniversiteden çıkmış arkadaşlar eski bir sınav sorusu olarak birçok öğrenci ben sorduğumda hatalı yapıyordu. Bakın şöyle düşünün. Şimdi şurada bir ev var tamam mı? Şuraya bir ev çiziyorum. Güneş de burada. Güneş de burada. Eğer atmosfer olmasaydı güneş buraya gelirdi. Buralara gelirdi. Ama şuraya gelemezdi. Yani burası tam karanlık olur. Şu güneş evin bu tarafında kalan, gölgede kalan adam... ...burası karanlık derdi. Buradaki adam da hava aydınlık derdi. Ama atmosfer sayesinde difüzyon, yani dağılma yaşanıyor. Bu ışık böyle yayılıp buralara da geliyor. Anlaştık mı? Hani demiştim az önce el feneri dümdüz giderdi atmosfer olmasaydı dağılıyor. Aynı şekilde ışığın da dağılmasını atmosfer sağlıyor. Bu adam gölgede olmasına rağmen her ne kadar güneş almasa da bronzlaşmasa da ışığı görebiliyor. Işıktan hissedebiliyor yani karanlıkta kalmıyor. Bu adam daha çok gözü kamaşıyor baktığı zaman. Ama bu adam da karanlıkta kalmıyor. Niye? Işık dağılıyor. Isı da dağılıyor. Ses de. Aynı zamanda radyo dalgaları. Mesela atmosfer olmasaydı radyo dalgaları da ...yansıtılamazdı, gitmezdi. Şu anda... ...gökyüzünden radyo dalgaları gidiyor... ...yeryüzünden insanların konuşmaları gidiyor... ...ısı dağılıyor, ışık dağılıyor. Bunların... ...hepsi o küçük küçük yuvarlaklar yani... ...atmosfer sayısı oluyor arkadaşlar. Demek ki atmosfer olmasaydı ben şu anda böyle... ...konuşuyormuş gibi ses ses konuşacaktım. Sesim gitmeyecekti sizlere. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Ne demiştik? Işığı sıcaklığı ve sesi iletiyor arkadaşlar. Kaloriferi yakacaktınız. Sadece kaloriferin önü sıcak olacak. Etrafı ısı dağılmayacak. Yeryüzüne sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlıyor. Şimdi gelelim hava sıcaklığı ve sıcaklığın ölçülmesine. Bakın buradan şu sayfa çok önemli. Bu sayfanın e, ekran görüntüsünü alın. %100 soru gelecek arkadaşlar yazılarınıza. Niye? Atmosfer olmasaydı ne olacak diyecek. Ve atmosferin az olduğu, nemin az olduğu veya atmosferin olmadığı ayda neler oluyor diyecek. Diyeceksiniz ki atmosfer olmasaydı ben bu soruyu cevaplayamazdım bile. Niye? Işık olmazdı, gö kağıdı göremezdim, konuşamazdım, nefes alamazdım. Mahvolur, giderdim diyeceksiniz ya. Bu kadar basit. Atmosfer olmasaydı hiçbir şey olmaz. Ayda adamlar özel kıyafetlerle dolaşıyorlar, yani oksijen tüpleriyle dolaşıyorlar, konuşmaları, iletişimleri farklı farklı oluyor. Yani atmosfer her şey. Bunu bildik. Devam ediyoruz. Güneş atmosferdeki sıcaklığın kaynağıdır. Tabii ki atmosfer her şey dedik ama güneş olmasa atmosferde tek başına bir şey olmaz. Güneşten gelen ısıyı dağıtıyor atmosfer. Şimdi. %8'li kısmı yere çarpınca uzaya yansıyor. Hop %8'i gitti. %115'lik kısmı atmosfer tarafından emiliyor. Hop %115 daha gitti. %125'lik kısmı dağılmaya, difüzyona vuruyor. %125'lik kısmı bulutlar atmosfer etkisiyle uzaya doğru yansıyor. %120'lik kısmı da yeri ısıtıyor. Yani bize kalan %27 arkadaşlar. Eğer hava bulutsuzsa daha da az kalıyor. Öyle düşünün. Dolayısıyla Yeryüzüne çarparak uzaya yansıyan albedo dediğimiz şey. Güneşten gelen enerji yüzde yüzken dağılmaya uğrayan %25 var. Bulutlar ve atmosfer etkisiyle yine yeryüzüne yansıyan, uzaya yansıyan beş var. Bir de absorbe ediyor, emiliyor yani. Atmosfer tarafından emilen var. Sonuçta hani şöyle çizmiştim ya size. En başta şurada. Hani şöyle bir yeryüzünü kaplayan bir atmosfer var demiştim ya. Güneşten gelenin belli bir kısmı buradan 100 geliyorsa belli kısmı emiliyor. Bu tarafa %100'ü geçmiyor. Atıyorum %75'i geçiyor. Ve bunun emilmesi olayı önemli. Şimdi hava sıcaklığını ölçmek için mekanik veya dijital termometre kullanılıyor. Sıcaklık santigrat ile gösteriliyor ve derece Celsius olarak ifade ediliyor. Doğrusu hava sıcaklığı için termometre nasıl kullanılmalı dikkat etmemiz gerekiyor. Burada çok önemli arkadaşlar sıcaklık termometre ile ölçülüyor bunu bileceksiniz. Şimdi gelelim basınca. Basınç nedir? Basınç atmosferin yeryüzüne uyguladığı kuvvet. O zaman yazıyorum buraya Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığı biz basınç diye böyle bir kuvvet uyguluyor bize. Basınç barometre ile ölçülüyor. Milibar MB veyahut da hektopaskal yani HPA ile ifade ediliyor. Basıncı ölçen aletin ismi barometre diye buraya bir kez daha yazıyoruz. Şimdi atmosferde yükselti arttıkça gaz yoğunluğu azalıyor. Dolayısıyla basınç da azalıyor. Yani şurada daha fazla basınç var yukarıda daha az basınç var. Burada basınç fazla, yerde basınç fazla. Yukarı çıktıkça basınç azalıyor. Şimdi standart atmosfer basıncının değeri deniz seviyesinde, 45 enleminde ve 15 derece sıcaklıkta 760 mm ya da 1013 milibar olarak ifade ediliyor. Demek ki 1013 milibar normal basınç değeri. Ama bunun altındakiler yani 1012, 1011, 1010, 1009 alçak basınç olacak. ...1014, 1015, 1016, 1017 yüksek basınç olacak. Peki niye 45 enleminde? E bunun da mantığı var. Dünyanın en standart yerine gitmiş adam. Demiş ki, bunu yapan adamın ismi de Torricelli. Şöyle yazalım Torricelli diye. Şimdi Torricelli ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki ya kardeşim diyor... ...dünyanın ortası ekvator diyor, sıfır. Kutuplar 90-90 diyor. E bunun tam ortası ne olur? 92'ye bölersen 45. 45 enlemine gidiyor tamam mı? 45 enleminde ve deniz seviyesinde... ...15 derece ortalama bir sıcaklık buluyor o anda hissedilen basınç diyor normal basınç olsun diyor. Bunun üzerindekiler yani 1013'ün üzerindekiler 1014, 1015 yüksek basınç olsun. 1012, 1011, 1010 gibi şeylerde alçak basınç olsun diyor. Bunu civa dolu kapla bir dene yaparak buluyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak hocam? Yani yüksek basınç, alçak basınç ne işe yarayacak? Bak hemen gösteriyorum ne işe yarayacağını. Şöyle düşünün. Diyelim ki şurada bir 1014 var tamam mı? Şurada da bir 1010 var. Bu 1013'ün üzerinde mi? Üzerinde. O zaman buna yüksek basınç diyeceksiniz. Bu bin için altına mı? Altına. O zaman bunu alçak basınç diyeceksiniz. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca eser. Diyeceksiniz ki burada buradan buraya. Diyelim ki burası A noktası olsun. Burası da B noktası olsun. Rüzgar A noktasından B noktasına eser diyeceksiniz. Rüzgar asla B'den A'ya esermez. Niye? Çünkü rüzgar alçak basınçtan yüksek basınca değil. Yüksek basınçtan alçak basınca eser. Yani şöyle düşün. Kışın siz camı açarsanız. İçerideki sıcaktan dışarıya doğru rüzgar esmez. Dışarıdaki soğuktan içeriye doğru rüzgar esmez. Yani perde, içeri, perde içeriye doğru sallanır. Dolayısıyla rüzgar YB'den AB'ye eser mantığını bilmemiz lazım. Şimdi yeryüzündeki farklı basınç değerleri izobar eğrileri kullanılarak haritalanır. Hatırlarsanız izohipsler vardı yükselti eğrileri. Bunlar da izobar basınç eğrileri. Aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere biz eş basınç dediğimiz izobarlar diyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Burada bir 997 milibar var. Şimdi 1013 bizim Normal basınç değerimiz diye bunu Torricelli adını koymuş demiş kardeşim benim adım Torricelli 1013 milibar normal basınç demiş. Nasıl yapmış bunu bir deney yaparak 45 enleminde 15 derece sıcaklıkta deniz seviyesi 0 metrede bulmuş. Allah razı olsun kendisinden bilime katkı. Şimdi 997 1013'ün altında mı altında o zaman alçak basınç bu kadar basınç. 997 altında alçak basınç. 990 altında alçak basınç. 1018 1013'ün üstünde o zaman bu yüksek basınç. 969 alçak basınç. 1029 1029, 1013'ün üstünde O zaman yüksek basınç. Bu kadar basit. Hoca size sınavda böyle bir izobar haritası verebilir. Ve diyecek ki hangisi yüksek basınç hangisi alçak basınç. Kardeşim 1013'ün altındakiler alçak basınç. 1013'ün üsttekiler yüksek basınç diyeceksiniz. Bu kadar basit. E peki hocam bu ne işimize yarayacak? Ya burada rüzgar D'den C'ye eser. D'den B'ye eser. D'den A'ya eser. Niye? Yüksek basınçtan alçak basınç eserecek rüzgar. Veyahut da F'den E'ye eser. Ha e, burada mesela... B'den E'ye de esebilir. Niye? Çünkü 990, 969'a göre daha yüksek olduğu için buradan buraya da bir rüzgar eser. Ama asla E'den B'ye ya da E'den F'ye rüzgar esemez. Çünkü rüzgar AB'den YB'ye yani alçak basınçtan yüksek basınca esemez. Peki gelelim basınç merkezlerinin genel özelliklerine. Şimdi izobar eğrileri içe kapalı eğriler oluşturuyorsa bunlar basınç değerlerine göre yüksek basınç, antisiklon veya alçak basınç, siklon merkezi olarak ifade ediyor. Hocam biz bunu aklımıza nasıl tutacağız? Alçak basınç az ya. Siklon daha az kelimeden oluşuyor. Daha az harften oluşuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı harf. Alçak basınç. Ama antisiklon. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane. O zaman bu yüksek basınç diye aklınıza söyleyebilirsiniz... Tamam. Şimdi siklon alçak basınç. Antisiklon da yüksek basınç. Tamam. Bu ne işimize yarayacak? Şimdi bunu ne işimize yarayacağını size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi atmosferin yeryüzüne uyguladığı kuvvete biz basınç diyoruz ya. Burada Yüksek basınç ve alçak basınçta yatay, dikey, gökyüzünün durumu, yağış ihtimali, sapma yönü gibi şeyler var. Gelin isterseniz bunu buradaki sayfayı doldurmadan önce şöyle göstereyim sizlere. Bakın şurada başka bir sayfada göstereyim. Bakın dikkatli dinleyin beni şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya yazıyorum. Alçak basınç. Adı üzerinde alçak basınç. Bu hmm. 1013 binibarın neyin? Altında olacak. O zaman şuraya 1013 değil de ne yazıyorum? 1012 yazıyorum. MB. Veyahut da 1011 MB yazıyorum. Veyahut da 1010 diye gider. Tamam. Burası alçak basınç. Tamam. Şuraya bir de kırmızı kalemle de yüksek basınç yazıyorum. Ne diyelim mesela? Şöyle yüksek basınç diyelim. Yüksek basınçta da arkadaşlar. Bakın bu sayfayı çok iyi aklınıza tutun. Sınavlarda işinize yarayacak. Bu da atıyorum 1013'ün üzerinde 1014 milibar. Veyahut da işte 1013 milibar. Veyahut da 1015 milibar diye gidiyor. Tamam. Şimdi alçak basınç merkezlerinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hava hareketi, hava hareketi şöyle bir ev çizelim. Tamam burası çevre olsun. Hava hareketi çevreden merkeze doğru. Yani bulutlar şöyle gökyüzüne ya bak. Bulutları çiziyorum gökyüzüne. Çevreden yukarıya doğru böyle bir alçak basınç var. Sonuçta yeryüzüne baskı uygulamıyor. Bak bu adam böyle duruyor. Tamam mı? Elinde şemsiyeyle duruyor. Bu adam baskı yapan bir şey yok. Hava hareketi çevreden merkeze bulutlara doğru gidiyor. Hava da böyle bulutlu alçak basınçta. Şimdi bunu birazdan anlatacağım. Dolayısıyla alçak basınçta arkadaşlar yükselici bir hava hareketi var. Bakın yazıyorum burada yükselici hava hareketi. ...hareketi var, bak yükselici hareketi var. Ve hava bulutlu olduğu için alçak basınçta yüksek bir nemlilik var, hava nemli. Yani mesela dünyada alçak basınç alanları nerelerdir biliyor musunuz? Ekvator alçak basınç alanıdır, yağışlı her zaman. Londra alçak basınç alanıdır, yağışlı her zaman. Rize alçak basınç alanıdır, yağışlı her zaman. Yani yağışlı, bulutlu yerler hep alçak basınçtır. Burada sizin kafanız karışmasın. Ay alçak basınç yavrum, hiç bulutu yok, kurak gibi düşünmeyin. Alçak basınç nemli, bulutlu yer esasında. Ve alçak basınçta arkadaşlar yüksek yağış vardır. Alçak basınçta yüksek bulutluluk vardır. Dolayısıyla alçak basıncın sadece adı alçak yoksa her şeyi yüksek dikkat etseniz. Gelelim yüksek basınca. Bunu da kırmızıyla çizeyim. Şimdi yüksek basınçta yine ev çiziyorum buraya. Bu sefer bak böyle basınç yapıyor yerini görüyor musun? Bu adam ya bana basınç geliyor diyor. Yüksek bir basınç var diyor. Ve hava hareketi çevreden merkezi olduğu için hava bulutsuz. Açıktır böyle. Hava açık. Havada hiç bulut yok. Bak burada güneş buluttan ardındaydı. Burada ise hava açıktır arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla burada burada arkadaşlar gördüğünüz gibi alçalıcı hava hareketi var. Bu bir. Ve gördüğünüz gibi hava açık. Yani nem az. Yani alçak yani az demek istiyorum esasında nemlilik var. Yani az yağış var yani alçak yağış var. Az bulutlu var yani alçak bulutluluk var. Esasında az bulutluluk diyebilirim ama aklınıza daha iyi kalsın diye ben buraya az yerine alçak kelimesini kullanıyorum. Niye? Yani tam tersi adı yüksek basınç ama havada nem az, yağış az, bulutluluk az yani alçak. Alçalca hareketi var. Adı alçak basınç ama yükselici hava hareketi var, yüksek nemlilik var, yüksek yağış var, yüksek bulutluk var. Mesela yüksek basınç alanlarını söyleyeyim size. Mesela. mesela kutuplar yüksek basınç alanıdır. Kuraktır kutuplar. Veyahut da çöller yüksek basınç alanıdır. Kuraktır. Çöllere gidin ne bulut vardır, ne yağış vardır, ne nem vardır. Böyle alçalıca hava hareketleri vardır ve kuraktır çöllerde, kutuplarda. Ama alçak basınç alanı olarak mesela Rize, mesela Londra, mesela Ekvator. Buralar hep böyle yağışlı yerlerdir. Rize'ye gidin hep bulutluluk vardır, bu yağış vardır, nem vardır, alçak basınç vardır. Dolayısıyla sakın sakın alçak basınç kelimesini görünce ay alçak ay yavrum demeyin. Hayır adı alçak ama kendisinin her şeyi yüksekliği aklınızda tutmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam şimdi o zaman buraya geri dönecek olursak bu sayfaya geri dönecek olursak buraya gelin beraber dolduralım. Yüksek basıncın adı yüksekti. Alçak basıncın adı alçaktı. Şimdi yatay hava hareketi var. Burada Hatırlarsanız yüksek basınçta böyle basınç şöyle düşünelim. Az önceki sayfayı gösteriyorum. Bakın şöyle nerede. Bak. Merkezden çevre O zaman buraya yazıyorum. H hava hareketi merkezden çevreye. Niye bak? Bulutlar merkez, gökyüzü merkez. Merkezden çevreye evlerin bulunduğu çevremize doğru yüksek basınç hava hareketi var. Hava hareketi. Peki alçak basınçta çevreden merkeze. O zaman alçak basınçta da yazıyorum. Çevreden merkeze. Bakın sizi kurtaracak olan sayfa bu esasında Buraya dikkatlice bakın ve resmini çekin. Her şey aklınıza kalır. Devam ediyorum. Dikey hareketine baktığımızda burada ee, alçalıcı dedik tamam. Alçalıcı hareketi var dedik. Alçalıcı. Bakın. Bak. Alçalıcı hareketi var. Alçalıcı hareketi. Burada ise yükselici hareketi var. Buraya da yazıyorum. Yükselici hava hareketi var. Gökyüzüne durmaya baktığımızda burada gökyüzüne bakalım. Hmm, açık. Hiç bulut yok. Ay, yazık. Açık. Açık, açık hava. Az bulut var. Alçak basınca bakalım hemen gelelim. Alçak basınca. Hava bulutlu. Yüksek nemlilik, yüksek yağış, yüksek bulutluk var. O zaman burada havaya kapalı yazabiliriz. Ne demiş? Yağış ihtimali. Bakalım şuraya yüksek basınçta. Çok zor. Yüksek basınçta yağış ihtimali çok zor. Hava güneşli yani. Bunu hepimiz bir hava bakınca güneşliyse yağmur yağmaz deriz. O zaman buraya yüksek basınçta yağış ihtimalini düşük yazıyorum. Ama alçak basıncın yağış ihtimali bakıyorum. Adam elinde şemsiyeyle geziyor. Hava zaten bulutlu. Birazdan yağmur yağacak. Burası Rize, burası Londra, burası Ekvator. Her zaman yağışlı. Zaten yüksek nemlilik var. Yüksek yağış var. Yüksek bulutluluk var. Elinde şemsiye var. O zaman burada alçak basınçta yağış ihtimali yüksek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sapma yönüne baktığımızda burada kuzey yarım küre güney yarım küre göre değişiyor. Bunu isterseniz şöyle göstereyim size. Kuzey yarım kürede şöyle yazıyorum. Kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede ...sola olacak her ikisi için geçerli. Burada isterseniz şöyle gösterelim. Şimdi buradaki temel mantığımız şu. Bakın. Çevreden merkeze bakın. Çevreden merkeze. O zaman çevreden merkeze ise bakın çevreden merkeze ise bu alçak basıç. O zaman buraya yazıyorum. Bu AB alçak basıç. Çevreden merkeze AB. Bu ise merkezden çevreye o zaman YB. Merkezden çevreye YB. Bakın şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hani az önce ne yapmıştık? Bir ev vardı. Orası bizim çevremizde, öyle değil mi? Burada gökyüzünden merkezden yani çevreye böyle bir hava hareketi var. Bak, merkezden çevre. Şuraya merkez yerin bulutlara. Hani az önce şöyle güneş vardı ya. Merkezden çevre hareketi var. Bu neydi arkadaşlar? Bunu şöyle yazıyorum tekrar. Bu yüksek basınç. Merkezden çevre hareketi var. O zaman bunu şöyle çiziyorum. Tekrar buraya çiziyorum. Şöyle S şeklinde olacak. Kuzey yarımküre oluyor. Z şeklinde olunca güney yarım küre oluyor. Bak merkezden çevre olduğu için oklar yuvarlan, merkezden çevreye gidecek. Yuvarlağın merkezden çevreye gidecek. Anlaştık mı? Merkezden çevre. S şeklinde olunca oluyor. kuzey yarım küre. Z şeklinde olunca güney yarım küre oluyor. Bu kadar basit. Şimdi geliyorum alçak basınca. Alçak basınca maviyle göstermiştik. Bakın şimdi. Bu sefer yine ev var. Ay çevremizi temiz tutalım diyoruz. Çevre tamam. Burada adam var elinde şemsiyeyle takılıyor. Çok mutlu. Burada ise çevreden merkeze hareketi var. Çevreden merkeze hareketi var. Zaten o yüzden bu bak adama basınç gelmiyor. Buradaki adam yüksek basıncın etkisinde kafasına kafasına böyle basınç geliyor. Bu adamda ise alçak basınç var. Gökyüzüne gidiyor ve gökyüzünde bunlar böyle bulut oluşturuyor. Oh ne güzel yağmur yağacak birazdan. Elimde şemsiye mutlu ve huzurluyum diyor. Buradaki basınç alçak basınç arkadaşlar. A, B. Bakın çevreden merkeze hareketi var. Çevreden merkeze. O zaman burayı çiziyorum şimdi yuvarlakları. Yine s şeklinde çizdiğim kuzey yarım küre z şeklinde çizdiğim güney yarım küre bakın çevreden merkez olduğu için çevreden merkeze hop çıkı çevreden merkeze görüyor musunuz? Çevreden merkeze. Bunlara biz kuzey yarım küre diyoruz. S şeklinde olunca z şeklinde olunca güney yarım küre diyoruz. Çevreden merkez olduğu için kuzey yarım küre alçak basınç. Çevreden merkez olduğu için güney yarım küre alçak basınç. Merkezden çevreye olunca kuzey yarım küre yüksek basınç. Merkezden çevreye olunca Güney yarım küre yüksek basınç diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi o zaman burada bakın çevreden merkeze alçak basınç. Çevreden merkeze alçak basınç. Peki hocam nasıl kuzey yarım küre nasıl güney yarım küre diyorduk onu bir daha söyleyin hemen söyleyin. S harfini görüyor musun? Bak şöyle bir S harfi var saat yönünde. Bu kuzey yarım küre oluyor. K yarım küre. Şuraya K yazsam yeter herhalde. Ama şöyle Z harfini görebiliyor musun? Bak Z harfi o zaman da güney yarım küre oluyor. S'yi gördün oh diyeceksin kuzey yarım küre. Z'yi gördün oh diyeceksin. Güney yarım küre şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten şöyle kapattığın zaman bak bu saat yönünün tersine gidiyor. Bu ise saat yönüne gidiyor. Bunu da bilmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırdık. Geldik yani şurada sayfalarımız karışmasın ki şey yapmayalım. Şimdi rüzgar ve rüzgarın ölçülmesini. Şimdi rüzgarla alakalı en önemli şey neydi arkadaşlar? Rüzgar YB'den AB'ye esiyordu. Yani yüksek basınçtan Alçak basıncı esiyordu. Şimdi Zaten tanımında öyle demiş. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden yatay hava akımına rüzgar denir. Tamam biliyoruz. Günümüzde rüzgarın yönü, esma sayısı ve hızı anemograf ile ölçülüyor ve kaydedilir. Şimdi rüzgarın yönünü, esiş sıklığını veyahut da şiddetini birazdan neyle ölçeceğimizi, nasıl ayarlayacağımızı göreceksiniz. Çok basit bir konu. Buradan da soru gelecek. Dikkat edin. Şimdi birincisi burası 1030-1020 ise yüksek basınç. Burası 1013'ün altındaysa alçak basınç olduğunu biliyoruz. E rüzgar AB'den YB'ye esen esemeyeceğine göre YB'den AB'ye o zaman rüzgarın yönü hop çıkıyor. Bir kere burada yakaladık. Bunu böyle sorabilirlerse. Rüzgarın oluşum bu. Şimdi rüzgarın hızını neler etkiliyor? Birincisi arkadaşlar rüzgarın hızını basınç farkı etkiliyor. Bakın şimdi burada 1022 1008. 22'den 8'i çıkardığınız zaman kaç kalır arkadaşlar? 14 kalır. Buradaki basınç farkı 14. Tamam mı? Burası 14. Buraya bakalım. 1018'de 8 basınç farkı kaç? 10. O zaman burada basınç farkı daha fazla olduğu için burası rüzgar daha hızlı. Burada rüzgar daha yavaş. Niye? Ya 1022'den 1008'e düştüğü zaman daha hızlı esecek. 1018'den 1008'e düştüğü zaman daha yavaş esecek. Bu kadar basit. Basınç merkezleri arasındaki mesafe hani hatırlar mısınız? İzohipsler arasındaki mesafe yaklaştığı zaman eğim artıyordu. Burada da aynı şekilde. Bak, burada yaklaşmışlar birbirine. Rüzgar daha hızlı. Burada ise rüzgar daha Yavaş. Niye? Burada 1020, 1018, 1016, 1014, 1012, 1010, 1008. Yavaş yavaş geçiyor. Buradaysa 1020, 1018, 1016, 1014, 1012. Ne oluyor hocam ya? Hızlı hızlı rüzgar hızlanıyor. Bu kadar basit. Demek ki basınç merkezleri arası mesafe azaldıkça, azaldıkça rüzgarın hızı artar. Basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı artar diyebiliriz. Bu kadar basit. Bunu size sınavda soracak. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir yüzde yüz yazayım. Yani size böyle bir izobar haritası verecek. Basınç merkez haritası. Diyeceksin kardeşim burada YB'den AB'ye serdim. Bunu biliyorum. Hangisi daha hızlı? Bu daha hızlı. Baksana fark daha fazla. Burada hangisi daha hızlı? Bu daha hızlı. Çünkü mesafe aralarına daralmış diyeceksiniz. Bir de sürtünme etkisi var ki bu da en önemlisi. Yer şekillerinin engebeli, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda sürtünme etkisi fazla olduğundan rüzgarınızı azalacak. Şöyle düşünün. Siz hiç karada yelkenli giden bir şey gördünüz mü? Karalarda yelkenli olmaz. Denizlerde olur. Çünkü denizlerde şöyle düşünün. Bak şöyle denizleri çiziyorum. Şurası karalar olsun. Tamam mı? Şöyle denizleri çizeyim. Hatta şöyle deniz çizeyim. Şöyle tamam mı? Şöyle bir gemi var ve yelkeni var. Denizlerde, okyanuslarda hiçbir yer şekli engebe olmadığı için, dağ tepe olmadığı için rüzgar böyle eser o yelkenliği hareket ettirir. Oh ne güzel. Ama karalarda yelkenli kullanamazsın. Çünkü dağlar var, evler var, binalar var, tepeler var, ...oğalar var, vadiler var. Rüzgar hop buraya takıldı yavaşladı. Hop buraya takıldı yavaşladı. Dolayısıyla dağlar rüzgarı yavaşlatıyor. Engebe rüzgarı yavaşlatıyor. O yüzden denizler, çöllerde rüzgar çok hızlı esiyor. Bomboş dümdüz çünkü. O zaman sürtüm etkisinin fazla olduğundan rüzgarınız azalıyor. Engebenin az, bitki zayıf olduğu alanlarda yani neresi mesela? Okyanuslar, okyanus diyelim. Sürtüme etkisi azaldığı için artar. O zaman rüzgar en hızlı neredeyse er? Okyanuslarda. Niye? Ne dağ var, ne orman var, ne bir şey var. En yavaşta da böyle dağlık alanlarda esiyor. Bir de dünyanın eksen hareketi tabii ki rüzgarın hızını etkiliyor. Rüzgarın yönü dünyanın eksen hareketine bağlı olarak sapar. Bu durum rüzgar hızını azaltıyor arkadaşlar. Dünya dönerken şöyle ister istemez rüzgar da savruluyor ve hızı azalıyor arkadaşlar. Demek ki rüzgarın hızını etkileyen dört tane şey var. Hemen tekrar söylüyorum. Bir... Basınç farkı arttıkça rüzgarınız artar. İki, basınç merkezler arasındaki mesafe azaldıkça rüzgarınız artar. Üç, sürtünme varsa rüzgarınızı azalır. Bu kadar basit. Okyanuslarda hiç sürtünme yok. Oh, rahat rahat esiyor. Dört, tabii ki de dünyanın günlük hareketi rüzgarı yavaşlatıyor. Dünya dönerken rüzgarlar savruluyor ve hızı azalıyor. Peki rüzgarın esiş yönünü ne etkiliyor? Birincisi basınç merkezlerinin konumu. Yani şöyle düşün. Burası YB, burası AB ise... Rüzgar e, tabii ki buradan buraya esecek. Ama burası YB, burası AB ise yani atıyorum burası 1020 milibar, burası 1010 milibarsa varsa e, bu zaman bu sefer de buradan buraya esecek. E, bunu da biliyoruz hocam yani size biz iyice ezdiniz ya yani bu kadar da basit bir şey niye anlatıyorsunuz ki? Ama bunu sınavda soru işte. Rüzgarın esiş yönünü etkileyen faktörler nelerdir deyince sen bir diyeceksin. Rüzgarın esiş yönünü basınç merkezlerinin konumu etkiler yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanı oluşan yerler rüzgarın esiş yönü belirliyor. Mesela bu meltemlerde çok oluyor. Gündüz denizler yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğuyor. Karalar ise çabuk ısınıp çabuk soğuduğu için bir anda rüzgarın esiş yönü değişiyor. Deniz meltemi, kara meltemi, dağ meltemi, vadi meltemi bunların her biri rüzgarın esiş yönüne bağlı olarak basınç merkezlerine bağlı olarak değişiyor. Mesela şöyle düşünün. Daha net anlatayım size. Çok daha net anlamanız için. Şurası bir dağ tamam mı? Kara olsun. Şurada bir deniz çiziyorum. Tamam mı? Şimdi gündüz denizler gündüz denizler hemen ısınmaz. Yavaş yavaş ısınacağı için gündüz denizler soğuk olur bak. Denizler soğuk. Tamam mı? Karalar ise hemen ısınır. Gündüz ya şimdi hava. Hemen, hemen ısındı böyle hava. Hemen ısındı ve karalar sıcak oldu. Karalar sıcak olduğu için karalar alçak basınç olur. Denizlerde yüksek basınç olur. Ve rüzgarda hop soğuktan sıcağa yani yüksek basınçtan alçak basınca yani denizden karaya eser. Dolayısıyla sen gündüz deniz kenarındayken deniz meltemi görürsün. Böyle denizden karaya rüzgar eser. Hatta gündüz deniz dalga olur. Geceliğin ise tam tersi olur. Bu sefer karalar ısınır. Ya daha doğrusu e, karalar hemen soğuyu verir akşam olunca. Denizler de yavaş yavaş soğuduğu için hatta şey derler. Akşam deniz daha güzel oluyor ya derler. Dalgası azalır denizin. Daha ılık olur. Niye? Denizler yavaş yavaş soğuyor. Karalar hemen soğudu. Bu sefer de karadan denize rüzgar eser. İşte biz buna meltem diyoruz arkadaşlar. Şimdi basınç merkezlerinin konumunu yazdık. Bu bir. Bir de eksen hareketi var. Dünyanın ekseni etrafındaki hareketi sırasında oluşan Coriolis kuvveti rüzgarların sapmasına neden oluyor. Şimdi sen dünya dönüyor. Bak şimdi şu kalemliği çeviriyorum sadece. Bak kalemliği bile çevirdiğimde şöyle. Kalemler nasıl sapıyor görüyor musunuz? E şimdi koskoca dünya döndüğü zaman da nasıl okyanuslar, akıntılar, dalgalar oluşturuyorsa rüzgarlar da sapmalar oluşturuyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi böyle Y beden A Ama dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için kırmızı gibi oluyor ve rüzgarlar sapıyor. O zaman ikinci özelliği neymiş rüzgarın esiş yönü belirleyen? Dünyanın eksen hareketi yani günlük hareket. Üçüncüsü de tabii ki de yer şekilleri. Rüzgarın esme yönünü dağlar ve vadilerin uzanışı tabii ki etkileyecek. Yani şöyle düşünün. Yani sen şurada göstereyim size. Şöyle düşünün. Mesela Türkiye'de bu çıkmış sınavlarda. Üniversite sınavlarına defalar çıkmış. O yüzden burada Türkiye haritasını göstereyim size. Şöyle düşünün. İstanbul Boğazı'nda böyle esecek tabii ki. Niye boğaz var? Çanakkale Boğazı'nda böyle esecek yani. Bu kadar basit. Ya da şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Ege'de dağlar var. Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları. E rüzgar böyle esecek. Dağlara takılacağım, böyle esecek. Ve da şöyle gidiyorum Karadeniz'e. Bakın, şöyle çiziyorum. Ne olsun? Karadeniz dağları. Şimdi burada esemeyecek. Burada dağlar var. Ama şurada hop Samsun'lardan geçecek rüzgar esecek. Dolayısıyla rüzgarın esiş yönünü de yine yer şekilleri belirliyor. Hatta bunu biz ee, rüzgarın esme sıklığı frekansıyla gösteriyoruz. Nasıl gösteriyoruz? Diyoruz ki kardeşim diyoruz. Şöyle bir rüzgar gülü var. Buna rüzgar frekans gülü deniyor. Kuzeyden 60 esmiş. Kuzey neresi burası? Hemen şöyle hop 60'ı çiziyoruz. Kuzey doğudan 20 esmiş. Hop buradan bir 20 adı atıyoruz. Doğudan 15 esmiş. Hemen doğu nerede? Doğu. Doğu bu taraf. Ee, batı bu taraf. Doğudan 15 esmiş. Hop bir 15 patlatıyoruz. Güney doğudan ...15 esmiş, şuradan bir 15 patlatıyoruz. Güneyden 5 esmiş, şöyle bir 5 atıyoruz. Güneybatı'dan 20 esmiş, hop şöyle bir 20 alıyoruz. İşte batıdan 90 esmiş, hop batı nerede, hop bir 90 yapıyoruz. İşte kuzeybatıdan 85 esmiş, hop şöyle bir 85 yapıyoruz. Şimdi o zaman bakıyoruz... ...bu yer, yani bu bulunan nokta... ...batıdan, kuzeybatıdan ve kuzeyden rüzgar alabiliyor. Ama kuzeydoğudan, doğudan, güneydoğudan ve güneyden... ...ve bilhassa güneybatıdan fazla rüzgar almıyor. O zaman kardeşim burada herhalde... Şurada dağlar var diyebiliriz. Burası dağlık. Dağlardan dolayı rüzgar buraya gelemiyor. Burası ise açık. O zaman biz buna bağlı olarak diyebiliriz ki kardeşim buradaki rüzgarın esiş sıklığından buradaki yer şekillerini tahmin edebiliriz. Bakın bu çok önemli. Bu da üniversiteden açıkmış. Burada kuzey batıdan esiyor ya bu buranın rüzgarın esiş şiddetini göstermiyor. Esiş sıklığını gösteriyor. Belki buradan çok daha hızlı esti. Ama Burada işte atıyorum 20 gün esti. Bunların toplamı denilen 360 şey diyor. Burada 20 gün esti. Burada ise 85 gün esti. Burada 90 gün esti. Burada 60 gün esti. Dolayısıyla bunlar esiş sıklığını gösteriyor. Esiş şiddetini göstermiyor. Buraya dikkat edin bunu üniversite sormuşlar. Buna göre hangisi söylenemez? İşte buradan çok şiddetli esmiştir. Ya kardeşim şiddet ettiğini söylemiyor sadece sıklığını söylüyor. Belki de buradan çok şiddet Bir gün esti ama o günde çok şiddet testi. Buna dikkat edeceksin. Buradan rüzgarın ee... Esiş sıklığına bakarak yer şekillerini belirleyebiliyorsun. Mesela diyelim ki Çanakkale Boğazı, e, Kuzey Doğu, Güney Batı yönlü. Niye boğaz? O zaman diyorsun ki burada Kuzey e, Doğu, Güney Batı yönlü bir boğaz var diyorsun. Rüzgarın esiş sıklığına bakarak buradan anlayabiliyorsunuz. Yer şekillerini çevresini görebiliyorsunuz. Yani şöyle bir, şurada bir dağ var. Şurada da bir dağ var şöyle. O zaman rüzgar bu aradan esecek şöyle. Buradan aradan. Şuradan şöyle geçemez. Buradan bu dağlardan böyle bu tarafa doğru geçemez yani. Bunu tahmin edeceğiz arkadaşlar. E, ve tabii buna bağlı olarak da bir fabrika yapıyorsan diyeceksin kardeşim buradan rüzgar böyle geliyorsa bu fabrikanın dumanını alıp şehre taşıyabilir. Ben ona göre fabrikayı doğru yere yapmalıyım. Yani sen diyelim ki burada bir şehir var. Şuraya da bir fabrika yapacaksın. Tamam şurası da fabrika olsun. Fabrika buraya yaptın. Fabrikadan çıkan duman eğer rüzgarın esiş yönü böyleyse hop şehre gidecek. E sen dangoz musun yani? Fabrika niye buraya yapıyorsun? Rüzgarın eski yönüne göre şehre duman gitmeyecek bir yer yapman gerektiğini de... ...coğrafya biliminden faydalanarak yapabiliriz. Geldik nemli yağışa bundan ölçülmesine. Şimdi suyun atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biosfer arasında sürekli olarak yer değiştirmesine biz... ...su döngüsü diyoruz. Bu ne hocam? Bu şu. Hani şöyle bir... Ee, ...su dolu bir kap düşünün tamam mı? Çaydanlık tamam mı? Bunu ısıttığın zaman ne olur? İçindeki su önce böyle buharlaşır. Böyle dumanlar çıkar. Sonra oraya bir soğuk kap tutarsa yani şöyle demliğin üzerine kapı dışın. Oradan geri aşağı damlar. Hani soğuğa çarptığı için. Sonra tekrar yükselir geri damlar. İşte bu yeryüzündeki su döngüsü de böyle bir şey. Yeryüzündeki su çaydanlıktaki su gibi böyle kaynıyor sıcaktan. Yukarı çıkıyor. Yukarı soğuk olduğu için aynı çaydanlığın kapağına çarpan ve aşağı doğru su damlatan yeryüzü gibi hop yağmur olarak geri dökülüyor. Sonra tekrar buralara doluyor tekrar yukarı çıkıyor. Yani şöyle düşünün. Buradan yukarı doğru çıktı mı? Bu buharlaşma. Yukarıda böyle bulutlar oluştu mu? Yoğuşma. Sonra aşağı doğru yağmur olarak döküldü mü? Yağış. Sonra toprağın yerin altına sızdı mı? Yerin altına sızabilir. Veyahut da yeraltı suları ile beraber göllerin üzerine kalabilir. Yüzeyde akabilir akarsularda. Yani yukarıdan 100 litre su, diyelim ki su dökülüyor. E bunun belli bir kısmı toprağın altına sızacak. Belli kısmı göllerde. Belli kısmı akarsularda olacak. Bir de yeryüzü terliyor. Nasıl insan terliyorsa... Yeryüzündeki ağaçlarda, yapraklarda terliyor. Onlar da gökyüzüne çıkıyor. Dolayısıyla bu su diyelim 100 böyle aşağı indi. Bunun 20'si yerin altına sızdı. İşte 80'i akarsular ve göllerde kaldı. Sonra bunlar tekrar yukarı çıkıyor. Yoğuşma. Hop tekrar aşağı iniyor. Yani yeryüzündeki su sürekli bir devir daim içerisi arkadaşlar. Sürekli bir devir daim içerisi. Biz buna su döngüsü diyoruz. Anlaştık mı? Yoğuşma bulutların olması. Buharlaşma yeryüzündeki suların yani bu göllerdeki, denizlerdeki akarsuların suların gökyüzüne yükselmesi, yüzey akışı akarsuların akması, ...yeraltına sızmalar var, yer altı suları oluşuyor. Bu kadar basit. Şimdi gelelim. Havadaki nem oranı ve nebe bağlı olarak meydana gelen hava olayları günlük yaşam etkilediğinden hava tahminleri için nem miktarını bilmesi oldukça önemli. Havadaki su barına nem adı veriliyor ve nem higrometre ile ölçülüyor. Atmosferdeki nemin yoğuşması sonucunda yağış meydana geliyor ve yağışta plüviometre yağış ölçer adı verilen aletle ölçülüyor. Şimdi burada şu çok önemli. Doyma noktası denen bir şey var. Doyma noktası bir hava kütlesinin basınç önem miktarına bir değişiklik olmaksın doyması için soğuması gereken sıcaklığa veriliyor. Nasıl oluyor bunu anlatayım size. Bakın şöyle göstereyim. Bu kadar detaylı sınavda çıkmayabilir ama ben sadece genel kültür olsun diye size anlatıyorum. Bak şimdi. Olay ne biliyor musunuz? Olay şu arkadaşlar. Göstereyim size. Şimdi şurada bir güneş var. Şuraya güneş çiziyorum. Şuraya da güneş çiziyorum. Şuraya da güneş çiziyorum. Tamam. Şimdi şuraya ev çiziyorum tekrar. Şuraya ev çizdim. Evet. Evet. Şimdi şurada bir tane bulut var. Şurada bir iki bulut var. Şurada 1-2-3 bulut var. Çok basit bir soru soruyorum size. Şu 1, şu iki, şu 3 olsun tamam mı? Bir de mi yağış ihtimali fazladır? İki de mi üç de mi? E hocam 3'te diyorsunuz. Niye? Çünkü üç hava bulut bu kadar basit. Hava bulut ise yağmur ihtimali fazladır. Birdeki adam kafasına şapka takar güneşten korumak için. İkideki adam normal takılır. Üçteki adam ise eline bir şemsiye alır. Niye? Çünkü birazdan bu kadar bulut varsa birazdan yağmur yağabilir der. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Hava bulutluysa yağmur yağar diyoruz. Buna biz normal insan olarak karar veriyoruz. Diyoruz. Hava bulutlu yağmur yağabilir diyoruz. Tamam. Hava açıksa yağmur yağmaz diyoruz. Ama coğrafyacılar böyle yapmıyor. Coğrafyacılar uyuz gibi Diyor ki ya kardeşim şöyle bir şey çiziyor. Tamam. Şunu çiziyor. Sonra. Şöyle çizelim. Tamam. Şimdi bu bir, bu iki, bu üç. Şimdi sorarım size. Bir numaralı kap mı daha rahat taşar? İki numaralı kap mı daha rahat taşar? Üç numaralı kap mı? Hocam üç numaralı kap daha rahat taşar. Niye? Çünkü üç numaralı kap doyma noktasına, yani kabın taşma noktasına çok yakın. Ama bir numaralı kap uzak. Daha bunun yarısı da olacak. Sonra diğer ya o bunun taşması için bayağı bak şurası ki buna biz nem maçı diyoruz. Buradaki nem açığı çok fazla. Buradaki ise nem açığı çok az. Hop birazcık daha soğusa, bak bu soğuma diyoruz biz buna. Böyle kabın küçülmesine. Hop diye taşacak. O zaman işte olay ne biliyor musunuz? bulutların gökyüzüne oranla biz yağış ihtimali diyoruz. Yağış ihtimali burada az, burada fazla. Niye? Burada bulutlar gökyüzünü kaplamış. Burada ise bulutlar gökyüzünü az. İşte mutlak neminde şu maksimum neme oranla biz bağıl nem diyoruz. Daha doğrusu biz değil de coğrafyacılar diyor. Coğrafyacılar diyor ki mutlak nem bölü maksimum nem eşittir bağıl nem. Yani havada bulunan nemin havanın maksimum nemine oranla ...yağış ihtimali yani bağın nem diyoruz. Burada bağın nem az. Niye? Çünkü taşma ihtimali az. Burada bağın nem biraz iyi. Burada ise çok iyi. Yüzde %100'e çok yakın. %99. Taşlı taşacak. Yağmur yağdı yağacak. Aynı bulutlar gibi. İşte gökyüzü bulutları taşıyabiliyor burada. Rahat rahat taşıyor. Bak bu kova kocaman. Buradaki suyu taşıyabiliyor. Bu kova da taşıyor ama bu taşıyamıyor. Birazdan taşıyamayacak ve bulutlar aşağı yağmur suyu olarak dökülecek. Bu kova dolmuş biraz daha dolduğu zaman hop sular aşağı dökülecek. Aynı bulutların aşağı dökülmesi gibi. Yani gökyüzü hava açık olduğu zaman çok büyük oluyor. Rahat rahat bulutları taşıyor sıcak olduğu için. Ama soğuduğu zaman bulutları taşıyamayıp aşağı yağmur olarak döküyor. O zaman doyma noktası basınç ve nem miktarına bir değişiklik olmaksızın doyması için soğuması gereken sıcaklık. Bak burada soğuması yani burada hava sıcaktı soğudu, soğudu ve artık taşıyamayıp dökülüyor. Doyma noktası yaklaştı. Şurası arkadaşlar havanın doyma noktası. Yani bulutların gökyüzünü kaplayıp artık taşıyamıyorum ben. Yeter bıktım sizden aşağı gönderiyorum dediği an gökyüzünün doyma noktası oluyor. Yoğuşma ise su baharının sıvı hale dönme sürecine yoğuşma deniyor. Hani su baharı var şu anda burada da var. Bak elimi şöyle şöyle yapayım. Bir su baharı var ama burada yağmur oluşmuyor. Ama burası içerisi inanılmaz ısınsa, sauna gibi olsa tavanda su damlacıkları oluşuyor. Niye? Çünkü artık yoğuştu yani. Yoğuşma havanın doyma noktasına erişmesi ve sıcaklığın bu doyma noktasının altına düşmesine bağlı. Siz de bir anda oluşması bunun. Mesela eğer kışın bir anda sıcak bir odaya girerseniz ...gözlükler arkadaşlar için söylüyorum. Gözlüklerine bir anda bu oluşur. Niye? Bir anda soğuk sıcak karşılaşıyor. Gökyüzü daha doğrusu gözlüğünüzde bulut oluşuyor. Gözlüğünüz buğulanıyor. Bu kadar basit. Hakikaten de bir anda kışın Arabanın camını açarsanız da camın içi bu olur. Arabanın içi bu olur bir an. Hemen hemen, hemen aç aç aç. Göremiyoruz dersiniz. Evin camlarını açarsanız kışın bir anda. Çünkü içerisi sıcak dışarısı soğuk. Dışarıdaki soğuk ve sıcak hava karşılaşıyor. Hemen her yer buğulanır. İşte siz de soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşması. Sıcak ve nemli havası, havanın soğuk zemine temas etme sonucunda sis meydana geliyor. Şimdi sis genellikle böyle mevsim geçişlerinde çok fazla olur. Niye? Havalar daha iyi soğumamıştır. Böyle Eylül ayı gibidir. Yani daha soğumamıştır. Gündüz sıcaktır. Ama soğuk havalarda geliyor. Sabaha doğru bir anda soğuk havayla sıcak hava karşılaşır. Sen sabah bir uyanırsın İstanbul Boğazı'na bir bakarsın. Her yer sis. Bir de aşırı hava olayları var. Her şeyin aşırısı kötü. E aşırı hava olayları da kötü bir şey yani. Niye? Normal meteorolojik koşulların ötesine geçen ve genellikle beklenmedik derece şiddetli veya ani değişikliklerle ortaya çıkan hava olaylarıdır. Bir hava olayının aşırı olarak tanımlanabilmesi için bazı önemli meteorolojik değişkenlerin istatistiksel değer aralığın çok üstüne veya alttaki değerde olması gerekir. Mesela İstanbul'un ortalama sıcaklığı diyelim ki en soğuk 10 derece oluyor. En sıcak 35 derece oluyor. Ama bazen İstanbul 45 derece oldu diyelim ki. E bu aşırı bir şey yani. Ne oluyor ya deriz. Veya İstanbul işte eksi 5 derece oldu. Bu aşırı bir şey yani. Niye? En soğuk 10 en fazla 35 oluyorsa e ne oldu bir anda 45 oldu? Aşırı hava olayı. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklardan 3-5 derece fazla olması veya ardarda arda 5 gün veya daha fazla süreye devam etmesine sıcak hava dalgası deniyor. Bu aralar sıcak hava dalgası çok fazla oluyor. Soğuk hava dalgası ise belli bir bölgeyi etkileyen ani ve önemli sıcaklık düşüşü. Fırtına belli bir alanda kısa süreli yoğun ve genellikle tehlikeli hava koşullarını ifade eden meteorolojik bir olaydır. Fırtınada rüzgar hızları saatte 62-117 km arasında değişebiliyor. Türkiye'de böyle çok büyük şiddetli fırtınalar görülmüyor. Çünkü biz tropikal kuşakta değiliz ama Amerika'da, işte Avustralya'da, Afrika'da böyle tropikal kuşaktaki ülkelerde inanılmaz hava olayları görülüyor. Rüzgarın hızı inanılmaz artıyor. İşte hortumlar, tornadolar görülebiliyor. Şiddetli yağışlarda Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre şiddetli yağış kısa sürede normalin çok üzerine yağış düşmesidir. Yakın bir zamanda biliyorsunuz İspanya'da şiddetli yağışlar oldu ve sel felaketi yaşandı. Binlerce insan sıkıntıya düştü. Yüzlerce insan da vefat etti. Gelelim kuraklığa. Bu kuraklık çok adi bir şey. Niye biliyor musunuz? Sinsi bir anda oluyor. Hissetmiyorsun yani. Mesela hepiniz biliyorsunuz. Eskiden kar tatilleri daha fazla oluyor. Dokun sınıfsınız. İlkokul 1-2-3'ü hatırlayın. Çok fazla kar tatili oluyordu. Böyle diyorduk ki 15 tatilden önce bir hafta tatil oluyordu. Yani böyle neredeyse bir ay tatil yaptığımız zamanlar oluyordu. Niye? Çünkü çok fazla kar yağıyordu. Ama şimdi öyle karlar yağmıyor. Hatta benim yaşım daha büyük. Çok eskileri düşününce çok daha fazla kar yağıyordu. Şimdi hiç yağmıyor neredeyse. Niye? Kuraklık geliyor ve sinsi sinsiyle hissetmiyorsun yani. Aa bugün hava kuraklık demiyorsun yani. Zamanla geldiği için hissedemiyorsun sinsi. Buraya yazıyorum bakın. Sinsi Suyun kaynağı olan yağışların belli bir bölgede uzun süre boyunca normalin çok altına kalması durumu kuraklık olarak tanımlanıyor. Şimdi, tarımsal kuraklık toprağın nem içeriğinin bitkilerin su ihtiyacını karşılayamayacak düzeye inmesiyle meydana geliyor. Yani burada tarımın içerisinde, yani tarım yapılan arazilerde toprakta bir nem var. O nem azalınca ne olacak? Tarımsal üretim yapamayacaksın ve ister istemez daha az domates üretilecek, daha az patates üretilecek. Bu da patates domatesin fiyatının maalesef artmasına sebep verecek. Hidrolojik kuraklık ise hidrosu demekti. Göl, nehir ve yeraltı su seviyelerinde belirgin düşüş olarak tanımlanıyor. İçme suyu temini, sulama, enerji üretimi gibi alanlar etkiliyor. Enerji hani barajlardan elektrik enerji üretiyoruz ya. Su azalınca adam elektrik üretemiyor. İçme suyu azalıyor. Sular azalıyor. Dikkatli olacağız. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tabii ki Türkiye genelinde hava gözlemleri yapıyor. Hava tahmini yapıyor. afet nedeni olacak hava olaylarını bize haber veriyor. ...iklim değişikliğini izliyor. Aynı zamanda il ve ilçe hava tahmini, bugün İstanbul'da sıcaklık diye hava tahminleri yapıyor. Kuraklık ve yağış analizleri, illere ait istatistikler veriler, taşkınlar, radar ve uydu görüntüleri, işte ee, belli havacılıkla alakalı işte Hazerfen ve Pirireis sayfalarını düzenleyip bizlere bilgiler aktarılmasını sağlıyor. Bunlar meteoroloji hava durumunu inceliyor. Bakın buna dikkat edin. Peki hava tahmini nasıl yapılıyor? Hava durumu herhangi bir yer ve zamandaki atmosfer koşullarının kısa süreli durum. Yani bugün hava yağmurlu. Yarın hava karlı, öbür gün hava güneşli. Bu kısa süreli olacak. Hava raporları meteoroloji istasyonlarından alınan sıcaklık, bağlayan rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk, kapalılık oranı, yağış gibi unsurlara ait verilerle hazırlanıyor. Şimdi daha çok uydudan bakıyorlar şimdi. Eskiden böyle şeylere bakılıyor. Şimdi adam uydudan görüyor şöyle. İşte atıyorum şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika, şurası Afrika, şurası şöyle Asya, Avrupa çizelim şöyle. E burada bulut geliyor diyor tamam mı? E bulut yakında buraya gelecek. O zaman yakında yağışlı hava geliyor diyor. Bu çünkü bu tarafa doğru hareket ediyor. E bunu görüyor adam yağışlama kütlesi geliyor diyor. Şimdi atmosferik olayların gelişimi çoğu zaman yerel ölçekte olmadan hava tahmini yapılırken uluslararası meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler kullanılıyor. Balkanlardan yağışlama kütlesi geliyor diyor. Adam Balkanlardaki bilgileri de görebilen uluslararası meteorolojik istasyonlardan faydalanıyor. Son artık kısma geldik. Bundan sonrasını yapmanız gereken mutlaka 9. sınıf coğrafya dinamo plus'tan bu konuya alakalı soruları çözmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü harika sorular hazırladık. Bakın burada ilk başta test 20'de çok güzel konuları öğreten sorular var. Sonrasında yazılı soruları var. Yani anlattıklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı kitabındaki bilgilere göre yazılıda çıkabilecek örnek sorulara göre sizler için çok güzel özetleyip sorular hazırladık. Bunları da mutlaka çözün. Takıldığınız sorular olursa da karakut okutarak soruların çözümünü izleyin. Özel ders kıvamında konuyu pekiştirmiş olursunuz. Şu konuyu da öğretelim ve bitirelim artık. Halk meteorolojisi hava olaylarını halkın coğrafi kültürel bilgisi doğrultusunda ele alan yerel hava durumu tahminleridir. Teknolojinin yeterli olmadığı dönemlerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki belirsizliği ortadan kaldırarak günlük hayatı düzenleme ihtiyacından ortaya çıkıyor. Yani adam tarım yapıyor veya hatta hayvancılık yapıyor. Yağışı, bulutu sizi takip etmesi lazım. E, meteoroloji yok. O zaman kendi tahminine göre geçecek. Mesela yüksek dağların tepesine koyu bulutlar çöktüğü zaman yağış beklenir. Serçeler toplu durursa kar vardır. İşte inekler burnunu havaya dikerse, koyunlar toplu yayılırsa yağmur yağacaktır. Kabaklar yaprağını tepeden dökerse, kışın sert geçecektir şeklinde yorumlanıyor. Bunlar halk meteorolojisi oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu tarz halk meteorolojisini hayatlarını merkezine alan insanlar, günlük hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Çünkü coğrafi koşullara göre hareket ediyorlar. Ee, geleneksel tahmin yöntemlerini kullanarak beklenmeyen hava koşulları ile baş etme yolları geliştiriyorlar. Doğal çevreyi gözlemleyerek elde ettikleri bilgilerle doğadan nasıl yararlanacaklarını öğreniyorlar ve tabii ki doğal çevrelerin dinamini anlamaya ve onunla uyumlu yaşamaya çalışıyorlar. Yani hava bulutluysa yağmur gelir. Biz nasıl insan olarak biliyoruz. Ankara'daki insanlar da hava güneşliyse akşam soğuk olacağını bilirler mesela. İstanbul'dakiler bunu bilmez. Niye? İstanbul nemli. İstanbul'da deniz var zaten. Her yeri deniz. Bak burası İst yazıyorum. Burası Ankara yazıyorum. Tamam mı? İstanbul'da etrafı deniz. İstanbul'da hava güneşliyse akşam soğuk olmaz. Ama Ankara'da hava güneşliyse kışın akşam hava buz gibi olur. Ayaz olur. O yüzden hava güneşliyken yanınıza daha fazla atkı, bere, alırsınız Ankara'da. Niye? Hava güneşli hocam ama akşam hava buz gibi olacak. Ayaza çekecek dersin. Ankara'nın karasalık iklimini bilenler buna göre önem alır. İstanbul denizler olduğu için bunu bilmezler. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani halk meteorolojisi dediğimiz böyle bir şey. Hadi bakalım konumuzu bitirdik. Şimdi yapmanız gereken şey mutlaka Dinamo Plus'tan sorularımızı çözüyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Güneşli, enerji dolu hava olayları daha doğrusu günler diliyoruz size arkadaşlar.